10 saniye bir bilgi geldi. Bir onu teyit etmeye çalışıyorum hemen. Mustafa Reşit Hoca'yla şu an itibariyle anlaşılmış. Şu anda biz programda konuşurken Fatih Başkan güzel gol attı bana. Programdan hemen önce aradım aslında bakarsanız öğrenmek için. Mustafa Reşit Akçay önemli bir isim aslında bakarsak. Evet. Biz Osmanlı Spor'dan tanıyoruz. Ama şimdi şu ihtimal bana birincilik hazırlığı gibi geliyor. Bana bu teknik direktör tercihi şu anki anlık olarak düşünüyorum. Mustafa Hoca'yı severim. İyi yetiştirici hocadır. Bir olayı vardır. Ama şu anda Ankaragücü'nde krizden çıkarıcı hocaya ihtiyaç var. Mustafa Hoca'yı benim felsefi açıklamalarıyla hatırlıyorum basın toplantılarında. Yani Avrupa Osmanlı Spor'un Avrupa maçlarında sonra hedef ne diyorum? Lig diyor. Avrupa hedefimiz yok diyor. Ligde hedef ne diyorum? Ligde kalmak diyen bir teknik direktörümüz var. Biraz felsefi bu hoca. Bir fotoğrafını da verelim Mustafa Hoca'yla Fatih Başkan'ın basın buluşmasının. Bu arada arada Cemal Başkan'dan da bir mesaj geldi. Cemal Aydın'dan, Ankaragücü eski başkanından. Tam ne dedi? Şimdi hemen direkt okuyorum. Eski ve yönetim, eski bazı futbolcular, taraflı basın ve bazı çıkarcı taraftarlar bir araya geldi. 110 yıllık tarihi yerle bir etti. Eserleriyle övünsünler. Hesap vermeyenleri, hesapta sormaktan kaçanları Allah'a havale ediyorum demiş Cemal Başkan. WhatsApp'tan gönderdi şu anda mesajla. Şimdi biz yayın öncesi mesaj atıyorum herkese. Tam program başladığında o 2 dakikalık bekleme sırasında o mesaj attıklarının içerisinde Cemal Başkan da var. Cemal Başkan da bana böyle bir mesaj göndermiş. Önümüzdeki günlerde Cemal Başkan da bu konuda bir detaylı açıklama alalım. Biz şeyde kaldık şu anda Ankaragücü'nün transfer yasağı gibi takım kadrosu gibi falan konularda kaldık. Sıcağı sıcağına Mustafa Reşit Akçay ile ilgili ne düşünüyorsun hocam? Şimdi duyunca tabii şaşırırdım. Adı konuşuluyordu, ben de duyuyordum ama. Olabilir, futbolda vardır, gelir gider, yaparlar, ederler. Ama şimdi neden, niçinleri sormak lazım diye düşünüyorum. Şey açıldıktan sonra mı transfer yasağı veyahut da açılmadan önce mi? Düşünce nasıl? Hangi koşullarda? Neyi nasıl planlama? Düz mantık gitsem hocam, transfer yasağı, yani dışarıdan bakan birisi olsam, kulübün içerisinde olanı bir tenim bitmesem, Mustafa Reşit Akçay ihtima söylendiği anda herhalde transfer yasağını kaldıramayacaklar. Alttepedeki çocuklara yönelelim, biraz daha şey yapalım, gençlerle Şimdi oynamaya yönelelim. altyapıdaki Gelecek çocuklar sene filan birinci lige derken böyle hazırlık şeyleri yapalım diye kabul geldiler etmek aklıma. mümkün değil bana göre. Evet. Zaten Ankaragücü takımının 18-20 tane oyuncusu var. 18-20 tane oyuncusu var şu anda savaşan. Buraya kadar bu işleri biraz önce söyledim. 10 kişi kaldığı zaman daha farklı bir sonuçla meydana geliyor ve getiriyor. Mustafa Akçay da gelebilir. Kim gelirse gelsin. Hiç önemli değil. Bir şeyin yani başında biri mi bulunması Abi lazım? bak o önemli değil diyorsun da bence önemli. Niye önemli? Şimdi yönetim göreve gelir gelmez ilk işi Mustafa Kaplan'ı getirdi. Bu yönetimin vizyonunu gösteren kendi yaptıkları tercihleridir. Şimdi Mustafa Kaplan tercihi bir vizyondu. Evet. Doğru bir vizyon değildi benim gördüğüm. Yani yönetime gelir gelmez Öyle ilk şey diyorsun o ama değildi. bir sene evvel takımı Abi bu oluyor ama ya. ligde ayar. Yani oluyor yani. Şimdi Mazili Mustafa bağımızı Reşit koparamama Akçay sıkıntısı yaşıyoruz biz şimdi bazen. Ankaragücü'nün bir tek yapısında şu. Hangi antrenöre başvurursan başvur takımın kümede kalma ve kalmama çabasıyla o teknik direktörden cevap alırsın. Teknik adamdan. Sana sorar. Ne parayı düşünür ne bir şey. Bu takım kümede mi kalmak istiyor? Veyahut da transfer mi yapacak? Sorar mısın sen de teknik adam olarak? Sorman lazım. Mustafa Reşit Akçay'la da anlaşacaksan devre arasında anlaşacaktın. Bilmem oranın artık onları Ya hocam ah, buyur. ben de bildiğim bir şey değil bu. Yani ben de izlediğim Ben üzerinden de söylüyorum. Olayların her yapısı, düşüncesi, farkı, şeyi. Abi bak birçok şey var ya bak Fatih Başkan ve yönetim acemi değiller bu konularda. Daha önce yönetim kurulunun büyük kısmı yöneticilik yaptı. Fatih Başkan Cemal Aydın döneminde de, Cengiz Topal Yıldırım döneminde de, Mehmet Yiğiner döneminde de görev yapmış bir yönetici. Gerçekten tecrübeli. Şimdi
Mustafa Reşit Akçay'ı düşünüyorsan başka isimler üzerinden bir ortaya bir ismini salarsın, bir yoklamayı çekersin. İnsanlar ne düşünecekler? Peki, çünkü ben de, algı önemlidir hocam. Ben de sana söylüyorum, bunu anlatmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de bir teknik adama gidelim. Diyelim ki Samet Aybaba. Ankara Gücü'nü kabul eder mi şu anda? Tamam. İsim vererek söylüyorum. Yasak kalkarsa kabul edebilir, yasak kalkmazsa kabul etmez. Kabul etmez. Arkasına bir adam daha söyleyelim. Hikmet Karaman. Peki, aynı şekil. Ne yapacak? Ünal Karaman'a bir uzun süreli vizyon koymazsa. Sen Ünal Karaman dedin. Ya, tamam oldu. Bak şimdi o zaman Mustafa Reşit Akçay'ı nasıl değerlendireceğiz? Şimdi, yasak kalkmayacak. Onun için ucuz maliyette ve şu takımın şu anki durumunu kabul eden teknik direktör olarak mı göreceğiz? O zaman Aykan'la Adnan'la devam edersin. Eğer yasak kalkacaksa, evet, kalkmayacaksa. Ben de şunu söylemek istiyorum. İnsanlar, teknik adamlar bazı şeylerin önünü açmak. Bir teknik adamın yapısını, düşüncesini, sorusunu, ne parayı sorar ne bir şey, bana göre ilk gelecek adam. Ne yapacağız Sayın Başkan? Ne istiyorsun? Yasak açılıyor mu? Alacağız mı? Yoksa hayır, böyle devam edeceğiz. Sen biraz önce söyledin. Kok alıyorum bu şekilde. O zaman öyle. Demek ki açılmıyor. Hayır, şu anda bak ismi duyar duymaz direkt şahsi fikrim bu. Yani bir şey konuşup görüşme ya falan değil. Ya tabii ki ben Fatih de söyleyeyim. Fatih Başkan ya da diğer yöneticiler mesaj atarlarsa. Hayırlı olsun. Bak, tabii ki Ankara. Bir yorum geldi mi sen? O Osmanlı Spor'u UEFA'ya götüren adam da Mustafa Hoca diye. Evet, öyle bir durum vardı. Mustafa Hoca'nın. Ama o zamanki Osmanlı Spor'un kadrosu bu kadro değildi. Böyle bir kadro değildi. Şimdi teknik adamlar sihirbaz değil kardeşim. Bunu konuşan insanlara söylüyorum. Takım iyiyse iyi iş yaparsın. Takım iyi değilse iyi iş yapamazsın. Çok Türkiye'de bunların örnekleri var. Yapısı var, düşüncesi var. Bir takımı eline geçirdiğin zaman iyi bir oyuncular varsa o takımda her şeyi yapabilirsin. Ankara Mustafa Hoca'yı çok sevmeme rağmen şahsi görüşme olarak tekrar ediyorum. Eğer yasak kalkacaksa tercih bence doğru bir tercih değil. Yasak kalkmayacaksa Aykan Hoca ve Adnan Hoca ile devam edilmesi bence daha iyi bir tercihte. Hayırlı olsun. Yani bundan sonra zaten Ankara Gücü takımı bu hafta çok önemli bir maçı var şundan sonra. Ya bu yönetimin bir de şöyle bir şeyleri var. Siyasetle beraber yol aldıkları, siyasetle beraber yönetime geldikleri ve o destekle bir yapı oluştuğu için her gelende ister istemez kafada acaba tercihlerinde de bir neden de bu oluyor mu diye geçirmemek elde değil. Muhakkak, muhakkak. Yani şimdi yukarıdan talimatla hoca gelme kısmı birçok kulübün yaşadığı bir durum. Yani Ankara Demir'de daha yaşadık zamanıyla. Yok, Türkiye'nin her yerinde var bu şey, fazla bir şey yok. Bu olay yani senin ilk defa söylediğin bir olay değil yahut kimsenin bilmediği bir olay değil bu iş Türkiye'de. Bütün kulüplerde var. Yani bu kadar da siyasete göbekten bağlı olduğun zaman akla gelen ihtimallerden bir tanesi bu da olabilir. Öyledir, böyledir bir şey. Zaten bir yapı var Türkiye'de. Yani. Elin ne tarafa kısaysa, çabuksa oradan yolunu alabiliyorsun, yolunu buluyorsun.